konsantrasyon bozukluğu insanların yani altında tahmin edemeyeceğimiz yani yüzlerce sebep arayabiliriz aslında. Gençlerimiz özellikle teknoloji anlamında konsantrasyon bozukluğu yaşıyorlar. Çünkü kontrolsüz bir şekilde sosyal medyayı kullanma var. Gençler çok farkında değiller ama günlerinin yarısından fazlasını telefonla, tabletle, artık bilgisayarla veya herhangi bir yere gidip yani bilgisayar ortamında zamanlarını harcayarak ve bu da ister istemez çok ciddi bir zaman kaybı ve çok çok ciddi bir genel anlamda hayattan kopmaya sebep oluyor. Şimdi teknoloji yani günümüz şartlarında bir hayatımızın yani %90'ı teknolojiye bağlı diyebiliriz ama tabii ki bozuyor yani. Kontrolsüz kullanırsak bozuyor. Ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Biliyorsunuz günümüz şartlarında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her birey yani maraton koşusu gibi bir yerlere yetişme çabasında ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye, üniversiteden en güçlü maraton tabii ki iş hayatına yansıyor. İş hayatında da ister istemez yani bir koşuşturma çabasına giriyor insanlarımız. Bu sınava hazırlanırken öğrencilerimizin bir dakikası bile önemli, önem taşıyor. Öğrencilerimiz dediğimiz gibi kontrolsüz bir şekilde sosyal medyaya zaman ayırınca ne oluyor? Ders çalışacak bir zamanları olmuyor. Uyumaya çalışırken daha doğrusu hani şu videoyu izleyeyim de şunu okuyayım da şuraya bir bakayım derken bir okuyorsunuz saat 2'ler 3'ler olmuş. Sabahın 8'inde 8.30'unda ders başlıyor. İster istemez geldiği zaman bizim programımız da sabah 8'de başlıyor. Akşam 9'a kadar biz öğrencilerimize burada eğitim hizmeti veriyoruz. İster istemez uykusunu düzgün alamayınca burada da dersi dinlemede, soru çözümlerinde, etütlerinde ister istemez çok ciddi problemler yaşıyor ve ciddi bir zaman kaybına sebep oluyor. Maalesef ki zamanı iyi kullanma anlamında teknolojiden, sosyal medyadan, yani gereksiz uygulamalardan öyle diyelim, uzak durması gerekiyor. Çocukluğundan beri ilk sosyalleştiği evinde neyi görüyorsa sosyal çevresine, arkadaşlarına yani genel anlamda onu uyguluyor. Topluma faydalı bireyler yetiştirmemiz gerekiyor ki toplumumuz güzel olsun. Bu konsantrasyon bozukluğunu önleyelim.